Nasıl gidiyorsunuz? Teker dönüyor. Vallahi damlıyor öyle. Siirt sanayi sitesinin yeteneği görüyor musunuz? Bir yok. Şehre yakışır mı? Yok. İhtiyaçları yani gidiyor. Şu anda Türkiye'yi dolaşır Siirt sanayisi kadar berbat bir sanayi yok. Sorunlar nelerdir? Evet. Zaten gezeceksiniz, göreceksiniz. Evet. Biz daha bir kısmını zaten biliyoruz. Evet. Özellikle sizin dile getirmenizi istiyoruz. Yani biz de farkındayız. Altyapımız yok, görüyorsunuz etrafta hepsi direkler zaten. Bir bakıyorsunuz araba çarpıyor, elektrik gidiyor. Yani komple altyapının yapılması gerekiyor. Yani kamyon bir bakıyorsun çarpıyor, elektrik gidiyor. O gün elektrik yok, sanayi hiçbir şey yapamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüdapar Siirt İl Teşkilatı olarak bugün de sanayi sitesi esnaflarımızı dolaşmaya geldik. Dile getirdiği bazı sorunları sizinle de paylaşalım. Özellikle elektrik direklerini ifade ettiler. Artık elektrik tesisatının yerin altına alınması gerektiğini, bunun bazı sorun ve sıkıntılara sebep olduğunu söylediler. Bununla birlikte yolla ilgili talepleri var. Çukurların kapatılması gerektiğini, kıştan önce bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bir de şehirde beslenmeyen bazı sokak köpeklerin buraya sahipleri tarafından getirilip bırakıldığı ve sayıların ciddi anlamda arttığı, artık bunun sanayi esnafını ve gelen müşterileri rahatsız ettiğini dile getiriyorlar. Bir sanayi sitesi şehir için çok mühimdir. Çünkü bir şehrin gelişmişliği, küçüklüğü ve büyüklüğü o sanayi sitesine bağlıdır. Bu konuda bizim Siirt sanayisinin şu sıkıntıları var. Bir, bürokraside gerekli teşvikleri yetersiz görüyoruz. Hatta bu konuda bir ilgisizlik de görüyoruz. İki, gerekli ARGE projeleri yoktur. Yani gelişi güzel bir gelişim söz konusudur. Bu da yetersiz kalıyor. Bunun için bizim önerilerimiz şudur. Bir, mesleki liselerle özellikle irtibat artırılmalıdır. Takibatı yapılmalıdır. Oradaki öğrenci burada bir kalifiyeli elemana dönüştürülüp ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmelidir. Ve bu süreç çok iyi yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte hedefimiz de şudur, işsizliği azaltan bir sanayi sitesi istiyoruz. Yani bizim işsizlik sorunumuz malumumuzdur. Özellikle sanayimiz öyle bir teşvik edilmelidir, öyle bir noktaya getirilmelidir ki işsizliği azaltsın. İcra makamında bulunan yetkililerden bu talepte bulunuyoruz. Orada yaptıkları icraatlar sadece kendilerinin faydasına değil, tüm şehrin ve vatandaşların faydasına olmalıdır. Piyasa durgun biraz ama yapacak bir şey yok. Maşallah sanayi esnafı genç. Çok güzel. Genç olmak güzel de bu da. Dinamik genç. En güzel de güzel. Rektör ve turbomun da ejektörcü olmadığı için bunları Batman'a yolluyor. Normalde her şeyi burada yapabiliyoruz yani. Bu alanda niye açılmıyor? Okulda usta mı bulunuyor? Usta bulunuyor. Şikayetleriniz var mı? Şikayetlerimiz var. Sanayi sıkıntısı nedir? Burada başkanım yani... Sanayi yönetimi bizi sormuyor. Hatta da şu anda başkanı tanımıyoruz. Birçok esnaf da başkanı tanımıyor. Hani temizlik noktasında, bir de birçok hani düzen noktasında, birçok noktasında sanayi yönetiminden şikayetçi taleplerimiz var. Yani sanayi esnafına dolaşmıyor. Şikayetleri almıyor. Halkın şöyle bir şikayeti var. Gidiyoruz, en ufak bir soru sıkıntı için bizi ta Batman'a gönderiyorlar. O doğru. 90 kilometre ötede bir il. Yani cihazlar, orada olan niye burada yok? Sanayide cihazlar eksik abi. Cihazlar eksik. Usta adam, ilgilenecek mesela parça, yedek parça. Mesela teşvik yapılarak bu aslında bunun önüne geçilebilir. Batman gibi sanayisinde bütün parça var. Ama Siirt'te parça olmadığı için millet Batman'a tercih ediyor. Kimse sen sormuyor. Sanayinin durumu böyledir zaten. Yollar çok berbat. Malzeme alın. Malzeme alın.